Hrant Dink'le tanışıklığım 1974 senesine falan ulaşır. Kendisiyle ilk defa Kınalıada'da dönemin patriğinin evinde ve oradaki çocuk kampında karşılaşmış ve tanışmıştım. Hatırlıyorum o günü. Sonrasında ise birçok vesileyle yollarımız kesişmiştir Hrant'la ve arkadaşlığımız başlamıştır. Biz arkadaş çevremizde Hrant'ın çok heyecanlı, çok atak, sözünü esirgemeyen, gerekirse kolayca kavgacı olabilen yönünü bilirdik. O yüzden de arkadaş çevresinde Hrant'a deli diye takılırdık zaman zaman. Çünkü dediğim gibi heyecanlı bir insandı, sözünü sakınmayan bir insandı. Hrant her şeyden önce Ermeni kimliğinden de öteye bir sosyalist olarak baktı dünyaya. İçinde yaşadığı topluma, çevresine. Bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bugün Türkiye'de her şey basite indirgendiği için Hrant da bir Ermeni militan olarak takdim edilmeye çalışılıyor. Ondan çok daha derin bir şey var bu meselenin içerisinde. Ermeni kimliğinden çok daha derin bir şey var. Doğrudur, o Hrant'ın mücadele ettiği zihniyet Ermeni düşmanıydı. Dolayısıyla Hrant Ermenilere de sahip çıkacaktı. Ama bu Hrant'ın Ermeni kimliğinden kaynaklanan bir şey değil. Hrant aynı sahiplerle Kürtlere de sahip çıktı. Aynı sahiplerle ezilmiş kim varsa onun yanında durdu. Burada esas mesele Hrant'ın sosyalist kimliğidir ve o görünmez kılınmaya çalışılıyor şu anda. Bir Ermeni gazeteci, Ermeni hak savunucusu, adalet talep eden falan olarak takdim ediliyor Hrant. Bu Hrant'a bir haksızlık. Hrant internasyonalist bir adamdı. Hrant hiç haddi bildirilecek gibi bir adam değildi. Nitekim 96 yılında da artık bu haksızlıklara karşı Türkiye toplumunu da haberdar etmek için gazeteyi Türkçe olarak yayınladı, Agos gazetesini. Geçmişte Osmanlı döneminde Ermeni harfleriyle Türkçe basılmış gazeteler vardır. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca bir ilkti bu. İlk kez bir Ermeni gazetesi Türkçe basılıyordu. Ve son derece de etkili bir örnek oldu. Çünkü sadece dil meselesi değil, içerik itibarıyla da yayıncısının cesaretinden ötürü gazete de cesur bir çıkış yaptı. Hak kayıplarına karşı hak talep eden bir tutum sergiledi. Bunu yapınca da kendisine dayanışmaya el uzatan birçok çevre oldu Hrant'ın yanında. Türkiye'li aydınlar, demokrat insanlar, ilerici insanlar Hrant'ın duyurduğu haksızlıklara karşı Ermeni toplumunun yanında saf tuttular. Birçok köşe yazarı Hrant'ın dile getirdiği konuları kendi gazetelerinde, kendi çalıştıkları gazetelerde de dillendirdiler Hrant'ı referans alarak veya Agos'u referans alarak. O anlamda da Hrant'ın bu faaliyetleri devlet nezdinde de tedirginlik yarattı. Çünkü devlet karşısında suskun bir Ermeni görmeye alışmıştı. Ermeninin kafasına vur, ekmeğini al gibi bir anlayış hakimdi. İlk defa birisi hop niye vurdun kafama, kimsin sen, ne hakla vuruyorsun diyen bir Ermeni ile karşılaştı Hrant Dink inşasında. Bu çok anlamlıydı. Belki benzer itirazları daha önce dillendirenler de olmuş olabilir ama onlar hep gene Ermeni toplumunun içinde kaldılar. Ermenice gazetelerin sayfalarında kaldılar. Ve o yüzden de Türkiye toplumu tarafından duyulmadılar. Hrant Türkçe basılan bir gazetede hop ne oluyor dediği zaman bunun yankısı da büyük oldu. Hrant'ın Türklerle bir sorunu yoktu. Ama Hrant aynı zamanda soykırıma uğramış bir halkın da çocuğuydu. Bizzat kendi ailesi bu soykırımda birçok kurbanlar vermişti. Kendi ataları. Bunların da bilincinde olan bir adamdı. Dolayısıyla bir yandan soykırımın hesabını sormak ama bunu yaparken de milliyetçilik, ırkçılık tuzağına düşmemek ancak Hrant gibi bir sosyaliste yakışan bir tutumdur. Sosyalist meseleye sadece bundan bakmaz. Meseleye hem sınıfsal açıdan bakar,
Türkler bunu yaparken Ermeni burjuvazisi ne yapıyordu diye de sorgular. Ermeni gericileri kimlerle dirsek temasındaydı diye de sorgular. Sarayla ne gibi ilişkileri vardı diye de sorgular. Hrant da tam bunları yaptı. Ama bu konu çok detaylı bir konudur. Ermeni soykırımı konusu Türkiye'de bir tabudur. Netameli bir konudur. Çünkü bu konuyu irdeledikçe Mehmet Ağar'ın ima ettiği o tuğlaya ulaşırız. Hani demişti ya, bir tuğla çekersek duvar yıkılır. Burada kastettiğim duvar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel duvarıdır. Ve o temel duvar ne yazık ki Ermeni soykırımı üzerine kurulmuştur. O koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesinden Ermeni soykırımı, Süryani soykırımı, Pontus soykırımı gibi katliamlar, mübadele gibi toplu göçertmelerle harmanlanmış ve bu enkazın üzerine bir ulus devlet oluşturulmuştur. Balkan muhacirleriyle, Kafkasya muhacirleriyle, ülkedeki bütün Müslüman toplumlarla ortaklaşılarak hep birlikte bir suç işlenmiş. Bu suçla da bir cumhuriyet inşa edilmiştir. Ulus devlet diye tanımlanan, Türklerin ulus devleti diye tanımlanan bir cumhuriyet inşa edilmiştir. Şimdi Hrant'ın söyleri bütün bunları tartışmaya açabilirdi. Bütün bunları gündeme getirebilirdi. Bu da dediğim gibi o duvarı ayakta tutan tuğlayı yerinden oynatmak anlamına geliyordu. O yüzden Hrant'ın daha fazla konuşması istenmedi. Simgesel olarak Sabiha Gökçen haberi Hrant'ın hedef haline getirilmesindeki en önemli etken olarak görülür. Ama bence sadece bu değil, Hrant'ın özellikle de katıldığı televizyonlardaki tartışma programlarındaki tutumu, sahiciliği, inandırıcılığı onu fevkalade tehlikeli bir hale getirdi. Sabiha Gökçen haberi bir bahane oldu. Bir işaret fişeği işlevi gördü. O işaret fişeğiyle hepimiz o ayrıntıları artık biliyoruz. İstanbul Vali vilayetine çağrıldı, valiliğe. Orada iki MİT görevlisi tehdit ettiler Hrant'ı. Ama bunu tehdit değil, sanki koruma kollama üslubuyla yapıyorlar gibi. Dediler ki dikkatli ol, bunlar tehlikeli alanlar. Biz bazı istihbaratlar alıyoruz. Böyle yazarsan seni koruyamayız falan gibi laflarla üstü örtülü bir şekilde Hrant'ı tehdit ettiler. Hrant o mesajı zaten almıştı. Aldığı o mesaja göre de Hrant'ın önünde iki yol vardı. Ya kendi kişisel güvenliğini düşünecek ve kolayca göç edebileceği bir Avrupa ülkesine kapağı atacaktı. Örneğin Belçika'ya. Hrant'ın özellikle eşi üzerinden Belçika'da çok yoğun bir akraba desteği var. Kendisi Türkiye'de son derece tanınan bir muhalif gazeteciydi. Yani hem kendi akrabalarının desteğiyle hem de oralardaki hükümetlerin yardımıyla Hrant çok kolay oralarda bir yeni hayat oluşturabilirdi. Fakat bu sözlere karşı yazdığı bir köşe yazısı var. Şöyle bir ifadesi var. Biz başkalarının kan, ter, gözyaşı dökerek oluşturdukları cennetlerine hazırdan sahip olacak adamlar değiliz. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardanız. Bu çok anlamlı bir sözdür. Hrant'ı betimleyen, Hrant'ı tanımlayan. Hrant'ın meselesi Ermeni meselesi değildir. Hrant'ın meselesi insanlık meselesidir. Hrant'ın meselesi emekçi insanların meselesidir. O dünyanın her yerinde birçok insanla arkadaş olabilir veya birçok insanı düşman görebilirdi. Bu insanların pozisyonlarına, durdukları yere, dünyaya bakışlarına, konumlarına göre dünyanın her yerinde Hrant'ın arkadaşları da olabilirdi, düşmanları da olabilirdi. Hani biz bir katilden bahsediyoruz ya, Hrant'ı vuran kalleşçe arkasından gelip pusu kurup da fırsatını bulduğunda ensesine 3 kurşun sıkan, o oğlan eğer 10 dakika, 15 dakika Hrant'la konuşma imkanı bulsaydı, o cinayeti işleyemezdi. O cinayeti işleyemezdi. Hrant hakiki bir adamdı.
bir başına işlenen bir cinayet değil. Bu aşama aşama örülmüş bir cinayet. Bunun aşama aşama örüldüğünün en somut kanıtı da kamu görevlilerinin yargılandığı davada 80'in üzerinde emniyet, istihbarat, jandarma ve silahlı kuvvetler mensubunun sanık olarak yargılanmasıdır. 80'in üzerine çıkmıştı bu sayı toplamda. Tabii ki bu o gün Samast'ın kendi kendine celallenip de işlediği bir cinayet asla değildir. O gün Samast bu cinayete azmettirilmiştir. Azmettirilirken o gün Samast'ın herhangi bir yazı okuyacak, okuduğu yazıyı değerlendirebilecek bir entelektüel donanıma da sahip olduğunu zannetmiyorum. O Hrant'tan tek bir sayfa bile bir yazı okumamıştır. Nitekim bunu daha sonra itiraf ediyor. Ben onu tanımıyordum ki diyor, nasıl bir adam olduğunu bilmiyordum. Çoluğu çocuğu varmış, evliymiş diyor. Bunları hiç bilmiyordum ki ben diyor. Doğru, onu yönlendirdiler, onu şartlandırdılar ve ona dediler ki sen milli bir görev yapacaksın. Millet için bunu yapacaksın. Bu adam halkımızın, milletimizin düşmanıdır. Bunu ortadan kaldırmak da şanlı şerefli bir iştir. Nitekim o şanlı şerefli yaklaşımı Samsun Otogarı'ndaki polislerin bayrak tutuşturup eline sırtını sıvazlayarak hadi koçum gül bakalım dedikleri enstantanelerde de görüyoruz. Hakikaten bu organize bir cinayetti. Arkasında FETÖ'cüler vardı, yok Ergenekoncular vardı, yok şunlar bunlar vardı demek de bu cinayeti esas ekseninden saptırmaktır. Bu bir devlet cinayetiydi. Aynen daha önce işlenen birçok cinayet gibi. Sabahattin Ali'yi FETÖ'cüler mi öldürdü? Tahir Elçi ve daha 15'ler, Mustafa Suphi ve yoldaşları veya Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atan FETÖ'cü müydü? Bunların hepsinin tek ortak özelliği var. Hepsi devlete hizmet eden adamlardı. Ve devlet de hepsine sahip çıktı. Bütün katillerine sahip çıktı. Hrant'ı bu hikayeye karşı bir tehdit olarak gördü. Ya acaba doğru mu söylüyor adam? Bak kendi ailesinden örnek veriyor falan diye düşündürmeye başladığı anda Hrant tehlike oldu bu memleket için. Bu ezber için, bu ezberi yazanlar için. Bu ezber bugünün ezberi değil, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var olan bir ezber. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Ermeniler bu memlekete yabancılaştırılıyorlar. Ermeniler sanki Avrupa'dan gelmiş bir yabancı bir şeylermiş gibi sunuluyorlar bu memlekete. Ve hayatında hiç Ermeni görmeyen milyonlarca çocuk da ilkokul sıralarından başlayarak bu ezberle eğitim görüyor. Hrant ilk defa onların karşısına Malatyalı bir Hrant olarak çıktı. Kendileri gibi konuşan bir Hrant olarak çıktı. Sırasında Külhan Bey gibi konuşan, sırasında kucaklayıcı olan bir Hrant olarak çıktı. Ve bu ezberler alt üst oldu. Samast'ın tahliye edilmesi bizim için beklenmedik bir şey değildi. Biz bunu zaten bekliyorduk. Esas mesele öldür diyenler yargılanmadı. Hrant'ın arkadaşları anma toplantılarında yıllarca bu sloganı attılar. Öldür diyenler yargılansın. İşte öldür diyenler bugüne kadar yargılanmadı. O gün Samast kullanılan bir araçtı. Bir aletti. 17 yaşında toy bir oğlan, sırtını sıvazladılar, eline bir silah verdiler. Götürüp oraya koydular, işte adamın budur dediler, gelirse ensesine sık. O da onu yaptı. O gün Samast, basit bir araç burada. Esas bunları kullanan kimdi? Örneğin Veli Küçük'ün bu cinayetlerdeki rolü hiç gündeme gelmedi. Yargı sürecinde hiç gündeme gelmedi. Hrant'ın avukatları bunu talep ettikleri halde. O adamın Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerinden örnekler vererek, Raip Santoro cinayetindeki rolünden örnekler vererek bunu talep ettikleri halde. Büyük Birlik Partisi'nin gençlik teşkilatlanması, Alperen Ocakları hiç bu tartışmanın içerisine sokulmadı. Bu insanlar mahalle kahvesinde yan yana gelmemişlerdi. Belli bir örgütlenme içinde yan yana gelmişlerdi. Bunlar hiç gündeme getirilmedi. Bizim hazmedemediğimiz şey, Hrant'ın ölümünün 17. yılında halen isyan dolu olduğu husus bu. Ama
Buna da şaşırmıyoruz. Çünkü biraz önce de adını andım. Sabahattin Ali'nin katilleri de cezalandırılmadı. Türkiye'de devlet adına cinayet işleyenleri koruyan bir cezasızlık müessesesi var. Koruyamadığı zaman bile bir şekilde onun çoluğunu, çocuğunu kalkındırarak, onlara destek olarak, onlara alan açarak bu zaafını giderir. Şu anda artık konuştuğumuz mesele Hrant için adalet istemenin ötesinde. Memleket için adalet istemek, memleketin düze çıkması için mücadele etmek, o mücadele sürecinin önemli taşlarından biri de bizatihi Hrant Dink ve onun mücadelesidir. Biz o mücadelenin anısına da sahip çıkacağız.